neden geldim? Biliyorsun. Ne diyeyim ben şimdi sana? Kaç defa denedik biliyorsun. Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum, eğer durmazsan kovarsın. Ya bela çıkarırsam? Çıkarmam ya, baktım olmuyor, bir kenarda kafama sıkarım. Manyak manyak konuşma. Eğer sıkmazsam siksinler, benim de bir gururum var be. Gördük. Son defasında bütün Konya'yı ayağa kaldırıp gittin. Sen de anla artık, başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, tüymüş, hepsi hesap edildi bunların ya. Her şeye hazırım diyorum sana. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimkisi de sensin, ne yapayım? Öyle özlemişim ki seni. Dönerken bir meyhane gördüm. Bir tek içeri girdiğimi hatırlıyorum. Bir de rakıya yumulduğumu. Arkasından en az 4 cigaralık. Sonra gözümü bir açtım, karşıdan karlı dağlar geçiyor. Dedim Allah'ım neredeyim ben, burası neresi? Sonra güç bela burayı buldum. Kapının önünde durup düşündüm. Bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bu sefer de geçersen bir daha geri dönemezsin. İyi düşün dedim. Düşündüm, düşündüm. Ama olmadı, dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendime. Yolu yok, çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok, kaderim böyle. Yol belli, ey başını sol sol yürü şimdi. Ey sevdim benden ayrı gezersen, gönlünün yarini bulamayasın. Benden gelip
anlamı aşktan daha ince bir şey yoktur. O yüzden de açıklanamaz, kontrol edilemez, karşı durulamaz, yön verilemez. Aşığın derisi yüzülmüş gibidir. Tahammül ülkesi yıkılmıştır. Paramparça olmuştur. Ben aşkından kendini öldürenleri anlıyorum oğlum. Anlıyorum oğlum. Halbuki aşk başka ne olsun da hayatın mazereti. Ama aşık kendi kendine şahididir. Ve aşık her zaman uzakta ve tek başına kalmaya mahkumdur.